Kendini sev. Şöyle, aslında kendini yeterince seversen tanımaya da fırsat bulursun ve tanıdıkça da sınırlarınız ne kadar zorlayabileceğini aslında çözmüş olursun bir nevi. O yüzden ben insanın neler yapabileceğini hayal ettiğinde aslında kökeninin, temelinin kendini ne kadar iyi tanıdığıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kendini tanımak için de gerçekten ilk önce sevmek lazım ki sevdiğin bir şeyin üstüne düşüp onunla ilgilenebilirsin, ona özen gösterebilirsin. Yani yaşam biçimi açısından ya da kültürel ya da bir vatandaş statüsü olarak çok parlak bir hayatımız yoktu. Yani neticede babamın geliri belliydi ve yaptığım şeyler, işte oturduğumuz mahalleler, evler belliydi. İşte o zamanlarda kendimi sevmeye başlamış olacağım ki yaptığım ve yapacağım şeyler aslında hani bir insana baktığınızda yapacaklarını ve yapamayacaklarını az da olsa çözersiniz ya, dersiniz yani bu bunun adamıdır, bu işin adamıdır gibi. Kendime baktığımda aslında bunun bir sınırının olmadığını öğrendim ve rahatlıkla artık istediğim şeyleri denemenin vaktinin geldiğini düşündüm. Ve bu noktada aslında yapmaya başladığım şeylerden ilki de kısa film çekmekti. Mesela yani torna tesviye okuyan meslek lisesinde bulunan bir öğrencinin kısa filmle ne kadar alakası olur derseniz bence olur. Çünkü benim oldu. O yüzden o yıllarda kendimi keşfetmeye yönelik adımlar atmış olacağım ki kısa film gibi kültürel bir icraya da kendimi bir şekilde bulaştırmış oldum. Sonrası zaten geldi. Oyunculuk daha öncesinde de vardı. Ki oyunculuk dediğimde çıkıp bir yerlerde bir sahne almanız gerekmiyor ya da bir tiyatroyla alakanızın olması gerekmiyor ya da bir kadrajın içine alınmanız gerekmiyor. Evin kocaman aynasının karşısında bile daha dün izlediğiniz ve aklınızda kalan bir filmin bir sahnesini oynamaya çalışmak bile bir oyunculuktur bana sorarsanız. Aslında bana sorarsanız hayat dersi denilen şey sonradan algılanan ve geçmişe dönüldüğünde aslında evet ben öyle yapsaymışım şu anda böyle olurmuş ya da şöyle olurmuşun çok temel cümlelendirilmiş hali. Siz farkında olmadan aslında hayatınızı yaşıyorsunuz ama bundan 3 yıl sonra geriye dönüp o 3 yıl önce yaşadığınız ana geriye dönüp baktığınızda aslında keşke ben o zamanlarda bunu bilseymişim diyorsunuz. O an sizin için bir hayat dersi anlamına geliyor o cümle. Fakat 3 yıl önce o güne döndüğünüzde aslında bunun asla farkına varmayacağınızı da bilmeniz lazım. Çünkü siz 3 yıl önce zaten farklı biçimde düşünüyordunuz. Çünkü 3 yıl önce zaten size göre doğru oydu. O doğru zaten değişecek. Yani 3 yıl sonrasına gittiğinizde değişecek. Ve hayat size o doğrunun değiştiğini 3 yıl sonra bir hayat dersi vererek göstermiş olacak. Dersten kastım da çok böyle travmatik bir şey yaşamanız da gerekmiyor. Sadece 2 dakika kendinizle baş başa kalmanız yeterli. Bir insanın hayal kurmasının ne kadar önemli bir şey olduğunu aslında o yıllarda anlamış oluyorum. Şimdi geriye döndüğümde. O yıllarda demek ki yeterince ben kendimi farklı yerlerde hayal etmişim ki bugün hayallerimin peşinden koştuğumda az da olsa kendimi onore edecek kadar da olsa bir kariyer girişi yapabilmişim anlamına geliyor bu. Tabii ki bir işi yapmak o sektörde çok çok iyi gitmekle alakalı değil. İşinizi çok iyi yaparsınız ama işler yolunda gitmeyi de bilir. Çok normal. Kariyer yolculuğu aslında tam olarak bu değil. Yani işinizi iyi yaparsınız ve çok iyi para kazanırsınız. Bu iyi bir kariyerdir diye bir gerçek yok. O yüzden sorunun kökenine iniyorum. Ve bence o yıllarda zaten ben kendime bir sınır çizmemiştim ki bu benim sınırım olmamış oldu o an için. Ama tabii ki o günlerde hani tekrar kendimden çıkıp sadece kendimle baş başa kaldığım vakitlerin dışına çıkıp çevresel etkinlikleri de göz önüne alırsak evet ben o zamanlarda daha karamsar düşünüyordum büyük ihtimalle. Ama karamsarlığında bir sınırı varmış ki ben o sınırsızlığı kendime biçebilmişim ve az da olsa kültürel aktivitelere yatkınlığımı kendime kanıtlamışım.